Tam 20 yıl önceydi. Teröristler Pınarcık köyünü bastı, kadın çocuk ayırmadan katliam yaptı. 1987 yılında teröristler Pınarcık köyüne ilk olarak karşıda gördüğümüz tepeden saldırdılar. Roket atar attılar ve roket atar işte tam bu duvara isabet etti. O sırada Sıddık Bey buradaydı. Efendim ondan sonra neler yaşandı? Ondan sonra 40 dakika çatışma sürdü. Bu kurucuların mermileri bittikten sonra bunlar köyün içine sanki bizim mermilerimizi sayıyorlardı. Mermiler bittikten sonra bu dereden tırmandılar buraya. Buradaki insanları katlettiler. Kendisine hedef olarak savunmasız ve korumasız insanları seçen bölücü örgüt üyeleri tam 30 kişiyi katletti o gün. Ve ölenlerden 16'sı yaşları sadece 2 ile 15 arasında değişen çocuklardı. Aradan yıllar geçti. Bölücü örgütün 20 Haziran 1987'deki katliamında 30 şehit veren Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyü sakinleri o günleri unutmadı. Eşini ve kızını kaybeden saldırının canlı tanıklarından Sıddık Öztepe. Hem buradan ateş edildi, hem buradan ateş edildi, hem de buradan tırmandılar köyün içine. Mermiler bittikten sonra o odadan çıkarıp burada duvara dayayıp katlettiler yani. Ceset, her evin önü ceset doluydu. Her evin önünde ceset doluydu. Benim oturduğum ev şu yıkılan evdir. Evet. O evin önünde eşim ölmüştü. Kızım da şu evin altına düşmüştü. Yani mermi sıkarken evin altına düşmüş. Şu ağzı komple dağılmıştı. Bu kız iyileşmedi. Getirdim buraya. Burada kendisi kendine silah sıktı. Yüzüne bakamıyordu. İntihar etti. Çoğu akraba 30 kişi için bugün anma töreni vardı. Askeri ve sivil yetkililerle köye yeniden hayat verenler 20 yıl önce katledilenleri unutmadı. Bu küçük kızın şiiri her şeyi açıkça anlatıyordu. Haziran'ın 20'si. O gün oynayan çocuklar susmuş. Gözyaşımız yağmur olmuş, yağmış. Kimseler duymamış çığlıkları, görmemiş, konuşmamış. Pınarcık köylülerinin tek dileği böyle acıların bir daha yaşanmaması.